Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar, ben bugün çok istediğim bir çiçeği pikniğe gidiyorduk ormana. Bir markete girdik, Migros'a. Migros'a gelmişler, rastladım, aldım. Çok mutlu oldum. Zaten ben bunu çok istiyordum. Birkaç yıldır aslında istiyordum. Rast gelmedim. Çiçekçilerde de çok baktım aslında, çiçek seralarında falan. Rast gelmedim tesadüfen bu sefer. O gün bana Rabbim bunu nasip etti. Karşılaştık. Alma olanağını buldum. 2 gün falan evimde tuttum bunu arkadaşlar. Bugün size saksı değişimini yapalım. Aslında hemen ben saksı değişimi yapmayayım diye düşündüm ama şöyle de düşündüm. Bu tam çiçek açma zamanında. Onun çiçek açıyor. Bakın tek tük çiçek açmaya başlamış. Daha çok çiçek açmadan ben bunun saksı değişimini yapayım diye düşündüm. Bu saksı da açsın çiçeklerini diye. Burada arkadaşlar karışık toprağım var benim. Toprağınız çiçek ekmek istiyorsanız arkadaşlar, iyi çiçek yetiştirmek istiyorsanız toprağınızın kalitesi iyi olması lazım. Kalitesi iyi olması lazım derken arkadaşlar hazır toprak demiyorum. Gidin ormandan getirin, bahçeden getirin, nereden getirseniz getirin. O toprağı biraz zenginleştirin. Evdeki atık maddelerinizle, bakın ben yumurta kabuğu koyuyorum. Kurutulmuş muz kabuğu koyuyorum. Kurutulmuş patates kabuğu koyuyorum. Patates kabuğunu kesinlikle yeni soyduğunuz patates kabuğunu koymayın arkadaşlar. Kurutun da koyun. Çünkü yeni koyduğunuz böyle yeni soyulmuş patates kabuğunu koyarsanız o yeşilleniyor. Yani orada filizlenmeye başlıyor. Bu sefer de çiçeğinizin vitaminine, besinine ortak oluyor saksının içinde. Çiçeğinizin beslenmesine, yani onun alması gereken rızkı o alıyor gibi düşünün arkadaşlar. Onun için kurutulmuşunu kullanın. Muz kabuğunda öyle bir sorun yok ama onu da kurutun bence. Çünkü kurudu mu çürüme daha şey olmuyor arkadaşlar. Yaş korsanız çürüme oluyor. Onu da fazla falan korsanız tabii ki çiçeğinizde kök çürümeler de yapabilir. Suyu attırmaz. Devamlı ıslak tutar. Onun için bence kurutun da koyun arkadaşlar. Ya da kurutma imkanınız yoksa bunların daha önce başka videolarımda gösterdim. Kavanoza suyla birlikte koyun. Biraz bekletin. O su rengi değişince, yani kabuklar suya verince vitaminini, mineralini, o suları verin bence. Bakın arkadaşlar ben drenaj deliğime taşlarımı koydum. Biraz da kurutulmuş muz kabuğundan koydum. Toprağıma biraz kum karıştırdım, dere kumu. Geçirgen olsun, geçirgenliğini sağlasın diye. Yani suyu drenaj etmesi için. Orman toprağı, bahçe toprağı, kabuklarla zenginleştirdim bu toprağımı. Saksımın alt kısmına biraz koyuyorum. Biliyorsunuz artık saksılarımı tanıyorsunuz, beni takip eden arkadaşlar. Benim saksılarımın bir özelliği de var arkadaşlar. Çiçeklerimin köklerinin ısınmamasını sağlıyor. Plastik saksılar biliyorsunuz, çiçek balkona falan koydunuz mu güneş gördüğü için saksı ısınıyor ve çiçek kökleri yanıyor bu sefer. Ben bunu bu şekilde yaparak saksıma biraz ışığın az geçmesini sağlıyorum. Bakın saçakları da harika beyaz. Çiçeklerinizi alırken arkadaşlar bakma imkanınız varsa, böyle görebiliyorsanız beyaz saçaklı olanları alın. Beyaz saçak demek çiçeğinizin saçaklarında bir hasar yok demek. Kahverengileşiyorsa İlla ki bir sıkıntı yaşamış o çiçek. O kahverengilerde şey olur mu? Yani canlanır, gelişir mi? Gelişir. Elbette gelişir ama böyle beyaz olursa daha iyi olur. Yani bunlara da dikkat edin. Söylediğim gibi benim saksılarım arkadaşlar böyle taş kaplama olduğu için sıcağı direkt köklere vermiyor. Yani bir nevi koruma kalkanlığı oluşuyor. Maviş de zaten böyle plastik saksılarda falan saksı ısınıyorsa köklerinde çabuk yanma oluşuyormuş. Çünkü maviş arkadaşlar öğle güneşini sevmiyor. Aslında biraz şöyle aydınlık yeri seven ama çok da güneşi seven bir çiçek değil. Çok güneşlerde bu çiçek açmıyormuş.
Yani ben bunu bir fide sitesinden okudum. Çünkü en doğru bilgiyi oradan alabileceğimi düşündüm. Neden? Çünkü çok video izledim arkadaşlar. Bir arkadaşımız şöyle diyor, bir arkadaşımız böyle diyor. Onları da kötülemek amaçlı demiyorum. Herkes tabii ki kendi evinde konumunu bilemeyiz. Evinde ne kadar güneş aldığını bilemeyiz. Toprağını bilemeyiz. Ne veriyor, ne yediriyor onu bilemeyiz. Herkes biraz farklı bir şeyler anlatıyor. Kafam karıştı. Ben de bunu ilk defa yetiştireceğim için biraz tam anlayamadım. Demek ki siz çiçek videolarında bazı arkadaşlar bunu yaşıyor dedim. Ben kendi tecrübemi aktarmayı daha doğru bildim arkadaşlar size. Onun için ben bunu kendim yetiştireceğim size ara ara inşallah bir herhangi bir sıkıntı olmazsa kendi gözlemlerimi, kendi yaptıklarımla size anlaşılır bir dilde inşallah Maviş'e nasıl bakabilirsiniz anlatmaya çalışacağım ama kendim bunu tecrübe etmem gerekiyor. Ben bu çiçeği çok istiyordum başta da söylediğim gibi arkadaşlar. Hatta bir tane de anım var. Biliyorsunuz biz yazın Isparta'ya gidip geliyoruz. Antalya çok sıcak olduğu için. Biraz orada duruyoruz. Biraz işimiz olursa Antalya'ya gelip geri gidebiliyoruz. Antalya ile Isparta zaten yakın. 1,5 saat falan sürmüyor yol. Ya Isparta'da benim komşum var. Komşum dedim aslında çok da selamlaştım, konuştum değil. Çünkü ben orada kısa zamanda gittiğim için çok insanlarla diyalog kuramıyorum. Karşı bir apartmanda. Onun bir beyaz mavişi var, bir de bu renk mavişi var. O kadar güzel görünüyor ki şeyde bizim binanın gölgesiyle bizim bina onların mutfak balkonu tarafına gölge yapıyor. Bu az bir güneş görüyor onun balkonu. O yüzden çok güzel olmuş demek ki. Yani buradan şuraya getireceğim. Maviş aslında çok güneşi sevmiyor arkadaşlar. Aydınlık şeyi seviyor ama direkt güneşi sevmiyor. Hatta ben o komşudan istedim. Komşu dedim, çiçeğiniz maşallah çok güzel, çok hoşuma gitti dedim. Bir tane şey verir misiniz bana, dal bu falan dedim. Ben de dedim size başka çiçek getireyim, vereyim dedim. Yok dedi, ben bakamıyorum, çiçek falan istemiyorum dedi. Biraz da gönülsüz şey yaptı. Bu mavi olandan kırmadı da beyaz olandan kırdı arkadaşlar. Gönülsüz verdiği için herhalde olmadı. Aslında bu dedi böyle tutmaz falan filan dedi ama belki de doğruyu söylemiştir. Şimdi bilemiyorum. Tecrübem yok. Onu da şey etmek istemiyorum. Tecrübe edemediğim için kesin bir şey de koyamadım ama biraz gönülsüz verdi yani bana isteyerek koparmadı. Öyle dedi, birine verdim dedi, öldü çiçeğim falan filan dedi. O zaman tamam dedim, istemem, tamam çiçeğinize zarar gelmesin. Hiç çiçek zarar görsün istemem falan dedim. Sonra al dedi, beyazdan bir tane kırdı. Yani boşta çevirmedi sağ olsun yine de. Ama o tutmadı arkadaşlar ya, ben bir de şuna inanırım. Gönülsüz olduğu için herhalde yani biraz gönülsüz verdi yani ben onu anlayabildim. Neyse artık tabii ki ben onu da anlıyorum. O da çiçek seven insanlar böyle çiçeğinin bir dalını falan kırmak istemez. Ben onu da anlayabiliyorum. Neyse ben de istemiş oldum çok istediğimden dolayı. Zaten bu çok istediğim bazı çiçeklerde sıkıntı yaşadım. Bir kohlerayı çok istemiştim. Malum bir videolarım var. O kohlereyi aldım. Param huzili ziyan oldu. Ölmüş kohlere yolladılar. Hayırını bulmasınlar o paranın. Onun için bazı çok istediğimde engel olamıyorum arkadaşlar. Değilse istemezdim yani. Bulabilseydim zaten hiç yani. Bulabilsem ben onu istemezdim. Ha, Antalya'da olsun, Isparta'da olsun bütün çiçekçilerden bir tanesinde bulabileceğimi bilsem gider oradan alırdım. Bulamadığım için istedim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Saksımı değiştirdim. Yaklaşık 3-4 gün geçti. Mavişimi görüyor musunuz arkadaşlar? İnanır mısınız? Yani bir hafta olmadı bu saksı değişimi yaptım. Bir hafta olmadı. Bu bir her gün bu kadar çok çiçek açmaya başladı. Yani şu mavişim toprağını da sevdi. Saksısını da sevdi. Şu anda
Bu son hali sizlerle paylaştığım videomu, yani bugün çektim son halini. Şimdi saksı değişimini yaptım. Videomu orada bıraktım. 2-3 gün sonra dedim tekrar çekeyim ki yani durumu göstereyim, sizlerle paylaşayım diye. Gerçekten mavişim çok güzel gelişmeye başladı, maşallah maşallah. Artık arkadaşlar ben bu mavişe bakacağım. Kendi yapabildiğim, kendi yaptığım şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Söylediğim gibi tecrübem yok ama şu anda ben bunun üzerine biraz keçi gübresi de koydum. Saksısının üzerine. Onun da faydası oldu. Demek ki arkadaşlar biraz yanmış gübre kullanacaksınız mavişe. Şu anda ben buna içeride bakıyorum. Yazın balkona alacağım. Biraz daha havalar ısınsın diye. Hava bugün aslında çok güzel. Biraz daha havalar ısındım, balkonumu alacağım ama direkt güneşe koymayacağım. Balkonumda aydınlık bir yere konumlandıracağım. Şimdi salonumun camına koydum ben bunu. Salonumun camı öğleye kadar güneş görüyor. Direkt güneşi sevmiyormuş zaten ama daha kış güneş olduğu için çok etki yapmaz diye düşündüm. Bu kışın bu yapraklar kuruyormuş arkadaşlar. Yani balon çiçeği gibi. Ben zaten balon çiçeğine de biraz çiçekleri benziyor ya. Kışın bu yapraklar sararıp soluyormuş. Biz bunu kurudu zannetmeyecekmişiz. Fide şeyinde okudum. Sonra onlar baharla tekrar yetişecekmiş, yetişirmiş. Tabii ki benim tecrübem yok arkadaşlar bunda. Şimdi tecrübe edineceğim, bakacağım ve sizlerle doğru bilgileri paylaşacağım. Yazın Antalya çok sıcak. Maviş sıcağı sevmiyormuş. Herhalde maviş yazın benimle birlikte yolculuk yapacak Sparta, Antalya, yani bilmiyorum. Bir ora bir ora gideriz geliriz diye düşünüyorum. Onu öldüremem artık. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince doğru şeyleri size vermeye çalışıyorum. Biraz çok konuşmuş da olabilirim. Kusura bakmayın. Çiçeğimin son hali, bugün çektim bunu arkadaşlar. Son hali budur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen abone olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.